Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Leçber piyasalardan. Evet, Amerikan 10 yıllık faizlerine bakıyoruz bugün. Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı. Öncesinde 10 yıllık faizlere baktığımızda aslında çok ciddi bir ikiler üzerinde kalmak isteyen tablo sergilediğini görüyoruz. Hatta teknik manada çok önemli bir formasyon olarak yorumladığımız ters omuz boş omuz formasyonu. Bu ne anlama geliyor? Yukarıda 2.42 bugüne kadar görülen son 4 ayın en yüksek seviyesi. Aşağıda da gördüğünüz gibi 2.10, yani aradaki bu farkı alıyoruz. Zirveye koyduğumuzda bize Amerikan faizlerinin önümüzdeki en azından belki de kısa vadede yaklaşık 1,5 aylık bir süreçte 6-7 haftada gidebileceği potansiyel seviyeyi gösteriyor. Yani 2.8-2.9'da ortalama %20'lik bir yükseliş. Bu Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırım sürecinin hep gündemde kalacağını gösteren bir tablo olduğunu düşünüyoruz. Peki bizde durum ne diyecek olursak, bizde arkadaşlar, evet, Amerikan Merkez Bankası faiz artırsa problem değil. Zaten dünya yetkiliyor ama bakın, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Maalesef bizde enflasyon çok yüksek ve artık enflasyonun tek haneye gelme ihtimali bence kısa vadede kalmadı. Kalıcı bir tek hane artık Türkiye'de çok zor. Bu süreci eğer işin içine katacak olursak, bir teknik değerlendirme yapacak olursak, çok kısa bir süre sonra büyük ihtimalle biz faizlerde 2009'dan sonraki en yüksek seviyeleri gidebiliriz. Bunun anlamı, faizlerde kısa vadeli trend, gördüğünüz gibi daha önce de sık sık ifade ediyoruz. 8'lerden beri Türkiye'de faizlerin çifthaneye gidebileceği, dolayısıyla kalıcı bir hareket başlayabileceği, hatta son 1,5 yıldır da faizlerin gördüğünüz gibi kademeli bir şekilde ilk etapta 12'lerin üzerinde hareketi başlatarak 15'lere, arkasından daha büyük resime baktığımızda son 41 yılın en düşük enflasyonunu gördüğümüz seviyeler, hemen ikinci adımı söyleyerek ben burada size kademe kademe hedefleri vermek istiyorum. İkinci adımda faizlerin 7'lerin altını gördüğü süreç 6.5'lardaydı. Merkez Bankası yine Merkez Bankası ve hükümet diyelim. Çünkü Merkez Bankası'nın görevi ayrı, hükümetin görevi ayrı. Merkez Bankası bu noktada para politikasını belirliyor. Tabii ekonomideki gelişmeler çerçevesinde belirlediğini de biliyoruz. Burada bütün yükümlülük aslında hükümetin ekonomiyi yönetmesiyle bağlantılı. Ve ikinci adımda, birinci adımda 15'ler demiştik, ikinci adımda 17 faizlerde en azından önümüzdeki bir yıllık süreçte beklediğimiz tabloyu şu an için sizlerle paylaşıyoruz. Ve üçüncü adımda arkadaşlar, burası 2013'teki son 41 yılın en düşük enflasyonunu ve faizlerini gördüğümüz süreçte, hemen şöyle geldiğimizde %4.6. ben yine hatırlatıyorum, kimse Türkiye'de faizlerin ve enflasyonun tek haneye düşmeyeceğini beklediği, daha doğrusu düşmesinin hayal olduğunu düşündüğü bir süreçte biz yine çıktık. 2007-2008 ve ondan önceki süreçte Türkiye'de faizlerin ve enflasyonun %4.5-5'lere gelebileceğini, eğer ekonomi iyi yönetilirse burada tutunacağını, hatta sonraki süreçte daha düşük faiz ve enflasyon olabilir mesajlarımız vardı. Bizi izleyenler mutlaka hatırlayacaklardır. Ama biz şu anki duruma baktığımızda maalesef tablonun 2 yıldır ciddi bozulmaya başladığını ve bu noktada son 2 yıldır da şunu söylüyoruz: Türkiye'de enflasyonla maalesef yeterince ilgilenilmiyor. Bu da ister istemez Türkiye'de faizleri ve enflasyonu tekrar 2008-2009 öncesi seviyeye, yani %20'lere çekebilir. Gördüğünüz gibi kademe kademe bu hareket başladı.
Biz sadece uyarılarda bulunuyoruz. Bunu da tamamen belki bilimsel diyebilirsiniz, belki istatistiksel diyebilirsiniz. Sonuç itibariyle bunu da teknik olarak yapıyoruz. Hazırlıklı olun arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de faizler 2009'dan sonraki en yüksek seviyesi olan 13'lerin üzerine harekete başlayacak. Maalesef bu da emlak sektörü ve belki Cumhuriyet tarihinin en fazla emlak satışının olduğu bir süreçte. Durgunluğun yavaş yavaş kurtulduğumuz bir süreçte faizlerin yükselmesi ihtimalini düşündüğümüzde ciddi sıkıntılar oluşturabilecek bir tablo getirecektir. Zaten şu an için sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Belki %6, %7'lerden bahsediliyor. Büyümeler ne kadar gerçekçi, ne kadar inandırıcı. Bunu zaten piyasa fiyatlarıyla gösterecek. Dolar da bahsetmiş olduğumuz süreç devam ediyor. Kanaatimce artık hareket ciddi olarak faizlerde ilk etapta %15, sonra %17, sonrasında da %20'lere gidebilecek süreci başlatmış durumda. Ne kadar bir zaman dilimi diyecek olursanız, bizim ortalama tahminimiz 12 ay içinde biz faizlerde %20'leri görebiliriz. Bu da maalesef ekonomi için ciddi sıkıntı. Amerikan faizli, Amerikan tahvilinde de biraz önce işaret etmiş olduğunuz gibi burada da %3'e yakın neredeyse bir yükseliş, pardon %3'lere yakın bir faiz hareketi söz konusu olabilir. Amerikan faizlerinin bu noktada gidebileceği maksimum seviye önümüzdeki 12 aylık süreç içinde tabloya baktığımızda burada da dünyada da çok ciddi bir faiz yükselen trend hareketlerinin oluşmaya başladığını işaretlerini alıyoruz. Hatta Amerika'da faizler 10 yıllık faizlerin önümüzdeki 1,5-2 yıllık süreç içinde büyük ihtimalle şöyle baktığımızda Fed'in bilanço daraltması ihtimali düşündüğümüzde 1.35'ler görülmüştü. En yüksek 2.60'lar. Bu da Amerika'da faizlerin 4'lere gidebileceğini gösteren çok önemli bir hareket içinde olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi önemli dip süreçleri tamamlanmak üzere Amerika'da da faizler ciddi bir şekilde yükselebilir. Dünyada da çok ciddi şekilde yükselebilir. Bu dünyadaki hisse senetleri balonunun bir anda patlaması anlamında bir işaret olacak. Hep birlikte izliyoruz, göreceğiz zaman içinde. Herkese bol kazançlar.